Herkese merhaba. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem Bolkan. Evet, bugünkü yayınımı kimler izlesin? Bugünkü yayınımı hayatta her şeyi zor yoldan elde eden, hatta çok zorladığı halde bir türlü elde edemeyen kaygı endişeyi çok yüksek dozda yaşayan ve bu yüzden de hayatındaki her şeyi ekstra kontrol etme ihtiyacı hisseden kendini hiçbir şeye teslim edemeyen hiç kimseye hep böyle işlerin peşinde koşan yapıldı mı yapılmadı mı diye merak eden kendi yapmazsa rahat edemeyen ama kendinin de tek başına yapamadığını fark eden hissedenler çok fazla korkusu olanlar kaybetmekten, yanlış yapmaktan, elde edememekten, elde etmekten korkanlar. Bir şeyleri böyle yoluna koymak isteyen, arzuladığı şeylere ulaşmak isteyen, çekim yasası ile ilgili bir sürü şey okuyan, bir sürü şey bilen ama bir türlü hayatına tam anlamıyla böyle baştan sona layığıyla böyle adapte edemeyen, bir yerde bir eksik var diyen, her şeyin olumsuzunu düşünen ve bunun önüne geçemeyen, hayatın sadece böyle kan, ter ve gözyaşıyla böyle çok emek verilerek, çok çalışılarak, bir şekilde yoluna sokulabileceğine, bir şeylere ancak bu şekilde ulaşılabileceğine inanan, bunun aksine böyle inanamayan, kendine öncelik yapmayı bırakmış ama bıraktığını bile fark etmeyen fakat insanlar onu ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı öncelik yaptığında şaşıran. Evet, aranızda böyle hissedenler varsa bence bu yayını izlesin. Neden? Çünkü anlatacağım hikaye sizin bu hikayelerinize benzer bir hikaye. Ben de oralardan geçtim ve oralardan geçerek bir yerlere geldim ve hatta hatta hayat hiç bitmeyen bir tecrübe. O yüzden devam eden de bir yolculuk. Herkes için ben dahil öyle. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben hayatta bu tip şeyleri sizinle biraz önce paylaştığım tarzda sıkıntıları ben küçük yaştan itibaren içimde hep hisseden bir insandım. Yani çok küçücüktüm, ilk okula gidiyordum. inanılmaz korkularım, endişelerim vardı. Her neden korkuyorsam başıma geldi. Ve sonra ben üniversitede kimya okudum. Bilim okudum yani öyle söylüyorum. Ve bilim okurken aslında hani inancın da arkasında temel olabilecek bazı fiziksel temelleri keşfettim. En başta da enerji ve kuantum fiziği benim bölümde okurken en enteresan ve en beni içine alan, heyecanlandıran ...farkındalıkları bana getirdi ve sundu. Bunların en başında da termodinamik vardı. Termodinamiğin birinci yasası. Her şeyin enerji olduğunu, hiçbir zaman bunun yok olmadığını... ...sadece dönüşeceğini söylüyordu. Ve ben de tekrar böyle bu işin bir başka mantığı olabilir sinyalleri uyandırdı. Hem kendi enerjimi, potansiyelimi merak ettim hem de hayatın dinamiklerini merak ettim ve o dönem bugünkü gibi değildi. Yani şu an bilgiye ulaşmak çok kolay. Herkes çok bilgili ve tam bir uyanış çağındayız. O yüzden insanlar bildikleri, araştırdıkları, deneyimledikleri, uyguladıkları her şeyi cömertlikle paylaşıyorlar. Birçok kanal var bunların yayılmasını sağlayan. En başta da en sevdiğim de YouTube benim. Ve e, ancak bugünkü sahip olunan imkanlar benim gençliğimde, üniversite dönemimde bu kadar mümkün değildi. Kitaplar vardı ve ben o kitapları keşfetmeye başlamıştım. Yüzde yüz düşünce gücü, simyacı astral seyahatler bu tip şeyler böyle benim bilimsel altyapımın üstüne daha böyle evrensel ve birazcık da ne diyeyim insanın kendi potansiyeliyle elde edebileceği kavramlar üzerine yoğunlaşmamı neden oldu. Fakat hani prensipte her şeyi çok anlıyordum, idrak ediyordum ancak iş uygulamaya geldiğinde Yine çuvallıyordum. Çünkü hani düşüncelerinizi olumluya getirin. Tamam da negatif konuşan bir şey var yani onu susturup da olumluya nasıl getireceğim, hep pozitif nasıl düşüneceğim, hep pozitif merak nasıl geliştireceğim ya da işte tam olarak e, duygularınızı böyle e, sahip olmak istediklerinizin neşesine, hissine getirin. Tamam da düdüklü tencere gibiyim yani içim fokur fokur korkuymuş, utançmış ona suçlulukmuş bir sürü hani bugün negatif olarak tarif edilecek duygularla fokur diyorum. Yani onlar yokmuş gibi farz edip nasıl neşeye geçebilirim? Neşeye geçeyim tamam nasıl hani arzunuzun peşine asılmayın onu serbest bırakın tamam da yani gözüm başka bir şey görmezken onu nasıl serbest bırakabilirim? Bütün bunları böyle bir deneme yanılma deneme yanılma şeklinde ilerliyordum ki hayatımda bazı dönemler gerçekten her şey istediğim gibi gidiyordu. Yani ben Hayatında hayal ettiği her şeye ulaşabilmiş bir insanım. Onu söyleyeyim size. Hayal ettiğim şeyleri yaşayabilen bir insan olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ancak şöyle de bir şey var. Bunlar benim e, amatör olduğum zamanlarda çok zaman alıyordu ve çok uzun süre sonra gerçek oluyordu ve ben çok acı çekiyordum onlar olana kadar. Ne zaman vazgeçsem oluyordu. Ve ben hani şöyle hayat sanki lunapark gibiydi. Roller coaster'a binmişim. Böyle çıkıyorum, çıkıyorum. Evet, evet çıkıştayım, çıkıştayım diyorum. Zirveye geliyorum. Tam böyle manzarayı seyredeceğim. Pat diye aşağı iniyorum çığlık çığlığa. Tekrar böyle çıkıyorum ve bu işte bir yanlışlık var diyordum yani ve düşünüyordum hayatımda iyi giden zamanlarda iyi giden şeylerde ne yapıyorum ben Do doğru neyi yapıyorum onu tekrar yapayım diye uygulamaya çalışıyordum ama bir türlü onu bedenime getiremiyordum yani çok şey biliyordum ama bir türlü uygulayamıyordum sonrasında artık e, bir mentorla çalışmaya başladıktan sonra ne de yanlış yaptığımı çok net anladım ve o mentor sayesinde Şebnemi yeniden keşfettim, potansiyelimi yeniden keşfettim ve bununla ilgili çalışmam yaklaşık 2 yıl sürdü. Ve arkasından peşi sıra geldi. Merak ettim, öğrendim ve Tabii bunun 15 yıl öncesinden bahsediyorum. O zamanlar da Türkiye'ye bu konuyla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Belli başlı kaynaklar ve insanlar, ustalar, üstatlar belirmeye başladı. Ve ben he bildiğim hepsinin kapısını çaldım ve kendimi keşfetmek üzere bir sürü çalışma yaptım. Ve bu çalışmaları yaptım, 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 yaptım ve kendimi gerçekten yoktan var ettim diyebilirim. Ve sonrasında öyle bir noktaya geldim ki Bildiğim ve uyguladığım şeyler insanların dikkatini çekmeye başladı ve bana gelmeye başladılar. Ve ben de ister istemez insanların hayatlarına dokunmaya başladım. Fakat o dokunmaya başladıktan sonra da şunu fark ettim. Yani ben insanlara bir şeyler yapacaksam bu işi profesyonelliğini yani ehliyetini alarak yapmalıyım. Ve bunun üzerine benim bu konudaki profesyonel hayatım ve profesyonel, kendimi geliştirmek ve yatırım yapma sürecim başladı. Bu da tabii meşakkatli bir süreçti. Çünkü birçok yerden gerçekten uzmanından sertifikasını alarak, uzun yıllar eğitimini alarak ben bu işte uzmanlaştım ve insanlara bir profesyonel olarak dokunmaya, hizmet vermeye başlayabildim. Ve bunu yaparken de profesyonel tarafımın yanı sıra sosyal medyayı yani YouTube'u, Instagram'ı insanlara hani profesyonelliğin dışında bir kolektif hizmet olarak da bildiklerimi paylaşma yolunu seçtim. Tabi bilgi her yerde, herkes tarafından ulaşılabilir düzeyde. Benim gibi birçok kanal var, birçok insan var, paylaşıyor. Eminim sizin gözünüzde hani buradaysanız benim paylaştıklarımda e, sizin için farklı olan, ilginç olan ya da size dokunan bir şeyler bulduğunuz için buradasınız. Ben de paylaşımın o tarafına güveniyorum. Ancak bir de zaman içerisinde şunun eksikliğini hissetmeye başladım. Ben de aynısını yaşadığım için. Ee, insanlar evet bu bilgileri alıyorlar ya da geliyorlar. Benle birebir çalışıyorlar ve o birebir çalışma içerisinde birçok şeyi çözüyoruz, yeni baştan o insanın potansiyeline ulaştırıyoruz. Ama Burada paylaştıklarım, Instagram'da paylaştıklarım böyle bir vitamin gibi hayatınızı alıp sizin işte zayıf hissettiğiniz alanları güçlendirecek bir vitamin niteliğinde benim böyle porsiyon porsiyon verdiğim bilgiler ya da başka yerlerden başka kaynaklardan aldıklarınız da aynı şekilde. Şimdi bilgi her yerde var ancak onu hayatına alıp adapte edip bütünsel bir şekilde birleştirip içinizi sindireceğiniz bir Böyle menüye dönüştüren şey pek yok. İşte o noktada ben atölye çalışmalarıma ve grup eğitimlerime başladım. İşte olur eğitimim de buradan doğdu. Yani orada her ne seviyede olursanız olun sizlere sizin eksik parçanızı ya da hiç var olmayan henüz hiç başlamadığınız ya da hayatınızdaki kırmak istediğiniz her ne varsa onu keşfetmenizi ve bu bütün hayatınıza entegre edeceğiniz bir daha kimseye ihtiyaç duymadan kendinizi böyle değiştirip dönüştürebileceğiniz, böyle ayarlarınızı öğreneceğiniz ve bunu uygulayıp keşfedeceğiniz böyle bir eğitim atölyesi, bir içerik, bir program hazırlayıp sunmaya karar verdim. Buna yaklaşık 3 yıl önce oldu ve o günden bugüne yüzlerce insan geldi ve gerçekten amacıma ulaştığımı hissettiren ilk hani ilk haftadan itibaren bana bununla ilgili çok teyit edici mesajlar verdiler hayatlarındaki iç dünyalarındaki değişimleri ve hayatlarını nasıl tekrar ele aldıklarıyla ilgili. Şimdi ben bundan bahsediyorum çünkü 14 Eylül'de yeni bir grup başlıyor ve ben bunu tekrarlıyorum. Şimdi bu yayını ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Belki bu yayınladıktan hemen sonra izleyeceksiniz. Belki bir yıl sonra izleyeceksiniz. Ama ben bu eğitimlere devam ediyor olacağım. İste olur neymiş, ne vaat ediyormuş derseniz aşağıda linki var açıklamalar kısmında. Girip orada detaylı bakabilirsiniz. Ön kayıt olup diğer bilgilere de ulaşabilirsiniz. O yüzden Hani bunu ne zaman paylaşacağınızı, göreceğinizi bilmediğim için o bilgiyi de buraya eklemek istiyorum. Ama şurada şunun altını çizmek istiyorum. İnsan hayatını o roller coaster'dan böyle güzel bir manzaralı hani şöyle tabii ki hayatta şeyler var. Bir takım inişler var. Çünkü farkındalık yaşamamız için de böyle bir şey gerekiyor. Ama şuna ben inanmıyorum. Hayat kan ter ve gözyaşı değil. Hayat, neşe, zevk, aşk, başarı ve gurur üzerine inşa edilen ve kolaylıkla ilerleyebilecek bir kavram. Ama bunun nasıl olacağını keşfederseniz bu böyle. Bunun sırları ne? Bir kere insanın kendi hayatını aynen biraz önce tarif ettiğim gibi yaşayabilmesi için bilmesi gereken birkaç tane şey var. Bunlardan birincisi. Hayat her şey enerji. Bizim modumuz da bütün hayatımızın belirleyicisi. Yani biz korkarak, üzülerek, acı çekerek, titreşirken hayatımızda sıçrama yapmayı bekleyemeyiz. Korkarak, üzülerek, endişe çekerek, acı çekerek bir şeyler dileyerek dileklerimizin bize gelmesini asla bekleyemeyiz. Bizim korktuğumuz, acı çektiğimiz, üzüldüğümüz anlarda bunları fark edip bunu anlayıp modumuzu tekrar yukarıya çekecek kestirme yolu biliyor olmamız gerek. İşte iste olur da ilk önce ben bunu öğretiyorum. Bunu fark ediyorsunuz ve bunu öğreniyorsunuz ve bunun ne kadar pratik ve ne kadar kestirme bir yolu olduğunu görüyorsunuz. Ve bunu yaptığınız zaman aslında evrenin enerjisine nasıl senkronize olabildiğinizi, evrenin enerjisiyle senkronize olduğunuzda doğal bir akışa girdiğinizi, o doğal akışın içerisinde ise sizin hayatta Arzu ettiğiniz her şeye kolaylıkla ulaşabilmeniz için size bir destek ve rehberlik geldiğini fark ediyorsunuz. Eğitimin temelinde bu var. Bunu deneyimleyip iç içselleştirdikten sonra bu sefer zihin programlarına geçiyoruz. Bugüne kadar zihnin esiri olmuş herkes bu programdan sonra zihninin efendisi olmayı öğreniyor. Tıpkı kitabım Eyvah Evren beni dinliyordu ki kahramanım masal gibi ve zihninin efendisi olan insan, zihnine, aklına hakim olabilen, onu yönetebilen insan, nerede yönetimin elden kaçtığını fark edip orada hemen burayı toparlayan, buranın istediği gibi hareket etmesini sağlayan bir insan hayatının her şekilde hakim olur. Evet, bunu nasıl yapacağınızı görüyorsunuz. Ve bunu yaparken de sözlerinizin bunun üzerindeki etkisini, sözlerin hem evren hem de zihin üzerindeki hakimiyetini, gücünü fark edip doğru bir söylem içine geçiyorsunuz. Zihnin kurallarını öğreniyorsunuz. Tıpkı bir çamaşır ve bulaşık makinesinin nasıl kullanılacağının formülünü öğrenir gibi. Ve bunu öğrendiğiniz zaman da şaşırıyorsunuz. Bu kadar mıydı diyorsunuz. Ve bunu uygulamak inanılmaz bir zevkli hale geliyor ve o andan itibaren zaten içinizdeki korku, endişe, huzursuzluk kalmıyor. Geldikçe onu dönüştürebiliyorsunuz. Artı bır 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 söylenen zihni nasıl sizin hizmetkarınız seviyesine getirip size hizmet eden, hani siz söz hakkı vermeden asla konuşmayan bir zihne dönüştürüyorsunuz. Arkasındansa istemek ve hayal etmek Neleri istediğinizi, hayatta gerçekten neyi arzu ettiğinizi hatırlamanızı sağlıyor bu eğitim. Başkasını mutlu etmek için sizin gündeminize girmiş olan her şeyden arınıp... ...gerçekten özünüzde neyi istemek, neyi yaşamak, neyi deneyimlemeyi arzu ettiğinizi keşfediyorsunuz. Ve buna ulaşmak için de hangi formülü kullanmanız gerektiğini burada deneyimleyip anlıyorsunuz. Evet, e, bunu anlatıyorum çünkü böyle sorular geliyor. Yani bu eğitimin baş, farkı nedir diye. Farkı bu tam ve bütünleyici. Yani buradan çıktığınızda artık sizin başka bir insanın desteğine, yönlendirmesine çok az ihtiyacınız olabiliyor. Yani belki çok 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 derinden çözmek istediğiniz bir konunuz olursa o zaman birebir çalışmanız gerekiyor. O zaman birebir çalışmalar devreye giriyor. Fakat bu grup atölyesine katılıp da hayatında dönüşüm yaratmayan, farkındalık yaşamayan ve kendini ve hayatına ne yaptığını ve bundan sonra ne yapabileceğini idrak etmeyen bir tane insan çıkmadı diyebilirim. Ve bu eğitimde güzel olan şöyle de bir şey var. Finalde hep birlikte bütün o keşiflerinizi yaptıktan sonra ne istediğinizi, nasıl isteyeceğinizi, bunun için nasıl bir yolculuk yapacağınızı keşfettikten sonra hep birlikte oturup bir hayal panosu hazırlıyoruz. Kendinize özel bir hayal panosu. Şimdi hayal panosu deyip geçmeyin. Çalışanı var, çalışmayanı var. Ee, çalışan bir hayal panosunun da belli kuralları var. O kuralları göre o hayal panosunu hazırlıyoruz. Size hizmet eden tutum ve davranışların hayatta zorlandığınız, karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilemediğiniz durumlara karşı takınacağınız tutum ve davranışların ne olacağını, nasıl ona geçebileceğinizi size anlatıyorum ve uygulamalarla da gösteriyorum. Evet, ben bunu yapıyorum çünkü bunun gücüne çok inanıyorum. Çünkü benim hayatımı dönüştüren şey bunlardı. Ve bunu gerçekten e, yapısal, içselleştirebilip hayatınızı adapt edebileceğiniz, evet artık ben bunu kullanarak hayatımda ilerleyebilirim diyeceğiniz bir formül ve içselleştiren bir uygulama. Yani bilginin böyle havada kalmaması, sizin hücrelerinize işlemesini sağlayan bir uygulama diyebilirim. Böyle bir programla karşınızda oluyorum. Burada tabii ki de bildiğim e, fayda göreceğiniz her şeyi cömertlikle paylaştığımı biliyorsunuz. Ve bunu yaptığım zaman da burada altta da çok yorum alıyorum. Yani sizi takip ettiğimden beri hayatımda çok olumlu gelişmeler olduğu diyen yorumlarınızı okuyorum ve inanılmaz mutlu oluyorum. Burada paylaştığım her şeyi cömertlikle paylaştığımdan emin olabilirsiniz. Paylaşmaya da devam edeceğimden emin olabilirsiniz ama eğitim programım ya da birebir çalışmalarım burada paylaştıklarımdan daha bütünsel ve daha farklı teknik yani burada anlatamayacağım tarzda bir takım şeyleri de içeriyor. O yüzden hayatınızda 2022'nin 3'te ikisini bitirdik diyebiliriz ve 2023'e giriyoruz. Hayatınızın hangi fazında olursanız olun. Lütfen İster benimle bu yolculuğa başlayın, ister başka bir yerde başlayın ama önceliğiniz kendinize yatırım yapmak olsun. Kendinizi yatırım yaptığınızda hayatınızı dönüştüreceğine inandığınız bir yolculuğa destek baş alarak başladığınızda bunun karşılığını kat ve kat alırsınız. Bunu yapın, hiç ertelemeyin ee, ve Kimle kanınız uyuşuyorsa, elektriğiniz, enerjiniz tutuyorsa onun o yolculuğa başlayın. Bir şekilde kendinize o imkanı yaratın ve başlayın. ben de bunun için buradayım. Eğer seçerseniz iste olur. Yılda iki ya da üç defa programlarını açıyor olacak ve 14 Eylül'de 2022 14 Eylül'de yeni gruba başlıyoruz ve bundan sonrası için de takipte kalıp yeni gruplar, programlar ya da bu grupta e, hani ne yapmanız gerektiği ile ilgili bir yönlendirme ihtiyacı hissederseniz dediğim gibi açıklamalar kısmında link var. O linke giriş yapın ve o linkteki formu doldurup iletişim bilgilerinizi e, verin, paylaşın ve size detaylı bilgi gönderelim artı diğer takip edecek programlarla ilgili de bizimle iletişimde kalın. Evet, görüşmek dileğiyle diyorum. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle ve tutkuyla kalın.